Şimdi nihai sonuç bildirgemizle. Demokratik Toplum Kongresi'nin öncülüğünde hafta sonu Diyarbakır'da yapılan Avrupalı Sol Partilerin Dayanışması Konferansı'nın sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşması eleştirildi. Bildiride mültecilerin Türkiye üzeri Avrupa'ya gelişi engellenmek amaçlı Türk hükümetiyle anlaşmaya giden Avrupa Birliği, insan hakları ve savaş suçlarının işlenmesine, ve Suriye'deki Kürt bölgelerine saldırılar konusunda gözünü kapatmaktadır denildi. Bölgede süren saldırı ve katliamlara da değinilen bildiride Kürt, Türk ve Avrupalı sol ve demokratik güçler olarak barış, demokrasi, kültürel çeşitlilik ve sosyal adalet mücadelesinde dayanışma içinde hareket edeceğiz. Bugün burada toplananlar olarak Türk hükümetine kuşatılmış Kürt kentlerinde sivillere karşı uyguladığınız katliam ve öldürmelere son verin çağrısında bulunuyoruz. Bu acımasız siyasetten en çok zarar görenler, sivil kadın ve çocuklardır. Türk hükümetinden sokağa çıkma yasaklarını kaldırmayı ve ablukaya alınmış şehirlere ulaşıma izin vermesini talep ediyoruz denildi. Basın özgürlüğüyle toplantı ve gösteri haklarının garantiye alınması gerektiği ifade edilen bildiride, AB, NATO ve Avrupalı ülkeler, Türkiye'ye silah satışını durdurmalı ve her türlü askeri işbirliğine son vermelidir denildi. Birleşmiş Milletler'e de sivillere karşı kullanılan silahların araştırılması çağrısı yapan Avrupalı sol partiler, barış ve demokrasi mücadelesine desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.